Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akrep Burcu'nun Nisan ayında şöyle bir yıldıznamesini okuyalım dedim arkadaşlar. Normalde Mayıs ayında başlamayı düşünüyordum aylık olarak yıldızname açılımları yapmaya ama canlı yayınlarıma katılan arkadaşlardan da gördüğüm üzere arkadaşlar bir an önce başlamam, yani sizler rahat edin diye gerçekten. Çünkü çok fazla istek aldım son zamanlarda. Ben de bir an önce başlamak istedim. Merak etmeyin, çok uzun sürmeyecek. Çünkü sizler için Türkçeleştirilmiş haliyle sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkesin yapmadığı bir şey açıkçası. Ben sizler için şöyle gösterebilirim. Türkçeleştirilmiş haliyle arkadaşlar sizlerle buluşacağım. Evet. Akrep burçları, diğer arkadaşları bilgilendirdim. Evet, sizleri de bilgilendirelim. Bundan sonra aylık olarak yıldıznameye, işte çok uzun sürerse 2 haftalık olarak da açılım yapabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, geçelim çok fazla uzatmadan. Akrep burçları, yükseleni ve ay burcu da akrep olan arkadaşlar, bakalım Nisan ayında sizleri neler bekliyor, neler söyleniyormuş sizinle alakalı. Hayırlar şerler nelermiş bir bakalım. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar, Nisan ayında sizin uğurlu gününüz Salı arkadaşlar. Salı günlerini özellikle kafanızın bir yerine yazın. Bugünlerde Maun suresini, bakın özellikle söylüyorum, Maun suresini 7 kere okumaya lütfen gayret gösterin. Neye niyet ederek okursanız okuyun. Neye niyet ederek işte dinlerseniz dinleyin arkadaşlar. Okumayı bilen okuyabilir, bilmeyen arkadaşlar da internet üzerinden açıp da dinleyebilir arkadaşlar. Maun suresini 7 kere Salı günleri Nisan ayında özellikle okuyun. Dediğim gibi neye niyet okursanız okuyun arkadaşlar, hayatınıza çekeceğinizi göreceksiniz. Bundan ziyade hayatınızda Salı günleri önemli değişimler, önemli kararlar, güzel haberler alacağınız Nisan ayında diyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet, Maun suresini lütfen Nisan ayında Salı günleri 7 kere okumaya dikkat edin. Ve arkadaşlar, zikir olarak da Ya Hayyu Ya Kayyum zikrini Salı günleri, hatta sureyi okuduktan sonra, Maun suresini okuduktan sonra zikrini çekerseniz çok güzel olur. Daha etkili olur. Onu da söylemek istiyorum. Salı günleri Maun suresini 7 kere okuduktan sonra Ya Hayyu Ya Kayyum zikrini de 184 kere çekmenizde çok fayda olacağını, güzelliklere kapı açıp şerlere kapıları kapatacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Akrep burçları, sizin için Nisan ayındaki zikriniz ve duanız bu. Salı günleri ya. Çok zor değil. Vaktinizi ayırıp yaptığınızda gerçekten şifalanacağınızı göreceksiniz. Neye niyet yaparsanız yapın arkadaşlar, hayatınızdaki değişimi göreceksiniz. Aylık olarak da zaten bu şekilde sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Şöyle bir devam ettiğimde arkadaşlar, yakın çevre ilişkilerine dikkat etmeniz gerektiğini, eş, aile, kendi aileniz, eşinizin aile, sevgili, işte arkadaş, akraba, kardeş, kime yorarsanız yorun arkadaşlar. Yakın çevrede sürekli görüştüğünüz, belki hiç görmediğiniz, belki de bir kere bile gördüğünüz biriyle bile bir tartışma, bir problem yaşama durumunuz çok fazla. O yüzden yakın ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle çevrenizde diye yazmışım zaten ama siz herkese dikkat edin diyorum bu ay. Bakın Nisan ayında akrep burçları. Yetim, öksüze karşı iyilik yapmanız gerekti. Arkadaşlar, iyiliği yapın. Kimseye de söylemeyin, olur mu? Özellikle söylüyorum, yetim, öksüz. Ya şöyle yoldan geçerken birilerine karşı bir iyiliğiniz olsun, bir şeyler yapın. Ama özellikle söylüyorum, kimseye söylemeyin, sizde kalsın. İyilik yapıp denize atın arkadaşlar, öyle söyleyebilirim.
Sağlık problemleriniz olacağını gösteriyor. Özellikle bacak ağrıları. Evet, belden aşağıda bacak ağrıları, eklem yerlerinde bir takım sağlık problemleri olacağını gösteriyor. Ve lütfen çok aksatmadan bir hekime gitmenizde fayda var. Geçebilecek sağlık problemlerini kalıcı hale getirmemek adına gidin arkadaşlar. Gerçekten iyi olacak. Bir de arkadaşlar, bu ay sizin Nisan ayında akrep burçları böyle bir takım konularda artık kendinizi göstermeniz gerektiğini, artık sesinizi yükseltmeniz, burada ben de varım demeniz, bakın ben de yaşıyorum burada, burada benim de hakkım var. İşte hakkınız mı yeniliyor artık belki de, yani sesinizi yükseltmelisiniz. Birilerine söz geçirmelisiniz, birilerine kendinizi dinlettirmelisiniz açıkçası. Yani karşınızdaki kişiye kendinizi anlatmanız gerektiğini aslında gösteriyor bizlere. Bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar, bu ay 6 sayısı size çok iyi gelecek arkadaşlar. 6 sayısı ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Ayın 6, 16, 26 günlerine dikkat edin arkadaşlar. Nisan ayında sizlerin iyi gelişmeler. Bakın, kararsızlık yaşıyorsanız ayın 6, 16 ya da 26'sında karar verme durumunuz var. Bunu söyleyebilirim. İlerlemeniz için böyle karar vermeniz gereken konularda ya da çok sabit kaldıysanız, aynı yerde çok fazla kaldıysanız, bir yer değişimi ya bir ilerleme, eğitim olabilir, yani işinizde olabilir ya da neydi artık düşünürseniz, ayın 6, 16, 26'larında evet bir takım değişimler sizler için gösterecek kendini. Evet, akrep burçları yalandan uzak durmalı ve gereksiz yere asla söz vermemeli. Bakın, Nisan ayında tutamayacağınız sözleri birden ağzınızdan pat diye karşınızdaki insana söylemeyin. Ve böyle kendinizi kurtarmak ya da bir şeyleri düzeltmek için de yalan söylememeye gayret etmeniz gerektiğini gösteriyor. Hilekarlıktan uzaklaşacağınızı da gösteriyor aynı zamanda. Etrafınızda gördüğüm kadarıyla zaten hilekar birilerinin olduğunu gösteriyor. Ve bu kişilerden artık yavaş yavaş uzaklaşacağınızı gösteriyor gayet güzel. Ve arkadaşlar, sizin böyle hayatınızdan çıkarmak istediğiniz ama bir türlü çıkmayan, öyle söyleyeyim artık, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz ama bir türlü çıkmayan birisi, kendi isteğiyle sizin hayatınızdan çıkma durumu var. Bilginiz olsun. Bir de aynı zamanda siz birinin eğer yolunu bekliyorsanız birisiyle arkadaşlar, yani o yüzden yorum yapıyorum ama, birisiyle bir kavuşma durumunuz var. Birini mi bekliyorsunuz? Birinin size gelme durumu mu dersiniz? Yani böyle bir şeylerde kavuşma durumunuz var. Hatta böyle sanki uzaktan mı ya da siz mi çok uzak görüyorsunuz? Ya böyle bir durumunuz var arkadaşlar, bilginiz olsun. Kavuşma durumunuz var. Ve bu ay akrep burçları, siz kendinizi, isminizi arkadaşlar, özellikle söylüyorum, isminizi duyuracağınız bir ay olacak sizler için. Belki kendi işinizi mi kuruyorsunuz ya da nasıl desem artık, kendi yaptığınız işte ilerleme durumunuzdan kaynaklı, işte bak bu kişi de ilerledi, İşte bakın gurur duyacağınız konuşmalar, gurur duyacağınız böyle omuzlarınızı nasıl desem gururlandıracak ve aynı zamanda ailenizin de gururlanacağı bir takım işler yapılacak arkadaşlar. İsminiz artık birileri tarafından bilinecek. İsminizin duyulacağını da gösteriyor. Bilginiz olsun. Sizler için bereketli bir ayın, bakın yanlışa gitmezseniz, eğer doğruya giderseniz, sizler için de bereketli bir ayın habercisi yıldıznameniz. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın, yalandan, hilekarlıktan kesinlikle uzak durmanız gereken bir ay ve böyle insanlardan da bu ay elinizden geldiğince uzak durun arkadaşlar.
Surenizi söyledim. Maun suresini salı günleri 7 kere okuyun lütfen. Ve peşine vaktiniz varsa Ya Hayyu Ya Kayyum zikrini 184 kere arkadaşlar. Neye niyet ederek okursanız okuyun ya da neye düşünerek yaparsanız yapın. Dediğim gibi arkadaşlar bilmeyenler, okumayı bilmeyenler internet üzerinden açıp dinleyebilirler. Çok da iyi olur. Hatta evinizde yapabilirsiniz. 7 kere şöyle bir okuyun ya da dinleyin. Bilenler zaten okursa iyi olur. Ve peşine zikrinizde kesinlikle çekin arkadaşlar. Ya Hayyu Ya Kayyum 184 kere. Bilginiz olsun arkadaşlar. Akrep burçları sizler için. Evet, yıldıznamenizi okudum arkadaşlar. Yükseleni ve Ay burcu da Akrep olan arkadaşlar lütfen izlemeyi ihmal etmesinler. Gayet de güzel bir ay sizleri. Evet, Nisan ayındayız. Mayıs ayında tabii ki de arkadaşlar en kısa sürede sizler için paylaşacağım. Bilginiz olsun. Diğer açılımlarımı da zaten yapıyorum. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Soru sormak isterseniz, kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ya da iletişim bilgimden de zaten bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi aylık olarak paylaşmaya çalışacağım. Ama çok uzun sürerse şöyle yarım saat 40 dakikalık video olursa eğer açılımlarda o kadar uzun tutmayabilirim. 2 haftalık açılım yapabilirim. İşte Mayıs ayının 2 haftalık. Yani ikiye bölebilirim. Öyle söyleyeyim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Başkasının niyetini izleyebilir miyim diye soran arkadaşlar da evet izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Diğer burçları da en kısa zamanda tamamlamaya çalışacağım. Yükselen ve Ay burcunuz farklıysa lütfen onları da izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Videoma da beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız gerçekten sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.